gazeli allı, dili şekerli ballı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Alnına aldaşın olan, yoluna yoldaşın olan, canına candaşın olan, benim yarim Erzincanlı. Alnına aldaşın olan, yoluna yoldaşın olan, canına candaşın olan, benim yarim Erzincanlı. Sevgili izleyicilerimiz, Erzincan'ın güzelliklerini sizlere sunmak adına çekimlerimiz tüm hızıyla devam etmekte. Şu anda ERT Şah TV'yi Gamze Yollarda'yı takip etmekte olan siz kıymetli izleyicilerime kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi seyirler diliyorum. Kızmadır yakışır yüze, sürmedir çekilir göze. Bayırdan indirir düze, benim yarim Erzincanlı. Bayırdan indirir düze, benim yarim Erzincanlı. Alına aldaşın olan, yoluna yoldaşın olan, canına candaşın olan, benim yarim Erzincanlı. Abicim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Cümlemizin sağ olun. Ressam Yusuf Erzincanlıyım. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapmaktayım. İşte el sanatıyla Erzincan'ın temsil ediyoruz bakırıyla. Evet. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz burada esnaf olarak? Yaklaşık 90'lı yıllardan beri buradayım. Yani 95-96'dan beri buradayım. Bu işi yapıyorum. Resim üzerine sanatımı icra ediyorum. Erzincan'ımızın bakırı meşhur olduğu için işte birçok ürünü de bunun yanında da satıyoruz, yapıyoruz. Evet. Sayın Binali Yıldırım'ın resmini şu anda yaptınız değil mi? Şu an bitmek üzere, çalışıyorum şu an. Ne kadar süre içerisinde yapmış oluyorsunuz? Yaklaşık bir gün, bir buçuk gün kadar sürüyor. O kadar kısa. Kısa olayı bir gün, bir buçuk gün. Normalde 15 dakikadır kağıt üzerinde portre resim. Bakır üzerine çizim yaklaşık bir gün, bir buçuk gün. Daha büyük boylar yaklaşık bir hafta kadar çalışıyoruz üzerinde. Şöyle görebilir miyiz? Müşterileriniz tarafından en çok hangi ürünler tercih edilmekte? Müşterilerimiz tarafından Erzincan'ımızın sanatı, bakır sanatı ön planda olduğu için önce sanatsal ürünler ve kendi yerli ürünümüz tercih ediliyor. En çok da tabii el sanatı, makina biraz daha geri planda kalıyor. Evet. Hangi aylarda işleriniz daha iyi oluyor? Gurbetçiler mutlaka ki etkiliyordur. Malum yazın işte o 3-5 aylık süre zarfında, yani okulların tatili döneminde kendi yerli turistlerimiz Erzincanlı olup yurt dışında olanlar işte Erzincan'ımıza geliyorlar. Erzincan'ımızın bakırı meşhur olduğu için turlar geliyor. Erzincan değil de Erzincan dışından turlar düzenleniyor. Yaklaşık günde 3-5 otobüs tur bizi ziyaret ediyor. Peki yemin törenlerinde asker yakınları geliyorlar. Onlar da etkiliyorlar mı? Yemin törenleri işte belli bir günler olduğu için yani yaklaşık bir ayda falan herhalde zannedersem yapılıyor. Bir iki gün Erzincan'ımıza çok güzel bir hareketlilik sağlıyor. Sadece bizim bakır işine değil, tüm Erzincan'ın esnafı biraz daha bu işte yüzü gülüyor yani. Çarşıyla ilgili sıkıntılarınız var mı? Çarşıyla ilgili tek sıkıntımız, yıllardan beri de bunu cereyan ediyoruz, reklamımız yok. Yani yer altında olduğumuz için dışarılarda reklamımız yok. Ben bir örnek vereyim. Ben buradan İstanbul'a sık sık gidip geliyorum, fuarlara falan katıldığım için. Örneğin Çorum'un içinden geçtiğim zaman, yani o kadar leblebisinin reklamını görüyorum ki hayran kalıyorum. Yani o
leblebi aklıma giriyor. İşte hemen geçelim yakınımızdaki Gümüşhane'ye, Pestili Kümesi. Ama bizim Erzincan'ımız, yani Erzincan'ın girişinden çıkışına kadar her tarafında, yani Erzincan'ın bakırının, işte tulum peynirinin, buna benzer ürünlerin reklamları yapılır yani. Yani ben şu an Binali Bey'in resmini çiziyorum. Özellikle Binali Bey'den de rica ediyorum, yani Erzincan'ımız bu konuda çok sıkıntı çekiyor reklam açısından. Yani biz esnaf olarak, Erzincanlı olarak sizden çok şeyler bekliyoruz. Erzincan'ımızın reklam açısından. Çünkü biz Erzurum ve Sivas'ın ortasında sıkışmış küçük bir iliz. Bundan dolayı da en çok eksikliğimiz diyebilirim ki reklamımız yani. Evet. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum bizlere zaman ayırdığınız için. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı işler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Abicim merhaba. Merhaba efendim. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Hasan Hüseyin Akan. Çukurköy beldesinde yaşıyorum. Evet. Aynı zamanda uçar takside taksi durağında. Durağım var, orada çalışıyorum. Evet. Durak sisteme ait. Evet efendim. Taksiniz var aynı zamanda. Var efendim. Evet. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Sağ olun, sağ olun. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz, taksicilik işiyle? 2 yıldır falan uğraşıyorum. Daha öncesinde ne iş yapıyordunuz? Daha öncesi Çukurköy Belediyesi'nde emekliyim. Otolastik üzerine çocuklarım çalışıyordu, ben de onun yanındaydım. Oradan taksiye geçtik. EYT Şah TV'yi Gamze Yollarda isimli programımızda izlediğini söyledin. Aynen, doğrudur. İzliyoruz, evet. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel buluyorum. Daha da yaygın olmasını istiyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Programımız aracılığıyla kimlere selam göndermek istersiniz? Bütün Erzincanlılara, yakınlarıma, eşime, dostuma, herkese selam olsun. Çok teşekkürler, iyi günler. Sağ olun efendim, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeraltı Çarşısı'ndayız. Röportajlarımız devam etmekte. Genç kardeşlerimizle birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben de iyiyim. İsmin ne senin? Gürkay. Gürkay, memnun oldum. Nerelisin? Bursalıyım. Bursalısın. Erzincan'a gezmeye geldin. Evet. Nasıl buldun Erzincan'ı? Erzincan güzel. Tarihi yer. Güzel yani. Güzel, beğendin. Evet, beğendim. Memleketi özledin mi? Memleketi burnumda tutuyor, özledim. Evet, ay Allah tez vakitte kavuştursun sevdiklerine, ailene diyelim. Erzincan'dan kimlere selam göndermek istersin? EYT Şah TV aracılığıyla. Erzincan'dan Bursa'ya, aileme, anneme, babama sevgilerle, saygılar. Ellerinizden öperim. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, sıra sana geldi. Biz Gürkay'la konuşurken fısır fısır gülüyordun, fark ettim. Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım, evet. İlk defa kamera karşısına çıkıyorsun. Evet, ilk defa çıkıyorum. İsmin ne? Samet. Memnun oldum. Sen nerelisin? Ben de Bursalıyım. Arkadaşım gibi Bursalıyım ben de. Toprağın oluyor. Yakın memleketteyiz, evet. Sen Erzincan'ı nasıl buldun? Erzincan güzel. Arkadaşım dediği gibi tarihi bir memleket. Yaşam kolaylığı var. İyi, ufak bir memleket. Ne konuda? Ulaşımı kolay. Yakın yerler var. Ekşi su dediğimiz güzel yer var. Beğendiniz ekşi su. Beğendik, beğendik. Evet. Çağlayan'a gittiniz mi? Yok, oraya gitmedik. İnşallah oraya da gidersiniz. Orası da çok güzel. İnşallah, umarız gideriz. Sen kimlere selam göndermek istersin? Ben de aileme, Muğla'da yaşayan kız arkadaşıma,
Tüm sevgilerimi, saygılarımı, hepsini ailem ellerinden öperim. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Size sağ olun, iyi günler. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben de iyiyim. Tanıyabilir miyim seni? İsmim Mustafa, Çankırılıyım. Buraya gezmeye geldik arkadaşlarımla. Başka ne diyeyim? Nasıl, Erzincan'ı beğendin mi? İyi, beğendik. Tarihi yer, güzel yer. Peki şu anda Yeraltı Çarşısı'na neden geldin? Neden geldim? Sevgilime hediye almaya geldim. Sevgiline hediye almaya geldin. Ne almayı düşünüyorsun? Vallahi fotoğraf yaptırmayı düşünüyorum da yakın zamanda doğum günü var. Ona hediye alacağız. Arkadaşlarla birlikte. Güzel bir fikir. Şimdiden doğum günü kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Selam gönderelim o halde. Selam gönderelim. Artvin'de yaşıyor, Şavşat'ta. Onu çok seviyorum. İsmi Ceren. Ceren, selam olsun sana. Evet. Çok teşekkür ediyorum mikrofonuma renk kattığın. Sağ ol, var ol. Siz de sağ olun. Kardeşim nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben de iyiyim. İsmin neydi? Furkan Şahin. Furkan Şahin. Evet. Trabzonlusun. Evet. Evet, arkadaşlarımla gezmeye geldik buraya. Arkadaşım Bakır bakacaktı fotoğraflılarla. Bakır'ın üstüne fotoğraf yapıyorlarmış. Evet. İnternetten gördük, çok beğendik. Bir uğrayalım dedik. Öyle geldik. Zaten canlı canlı karşımızda görüyorsun. Nasıl buldun? Çok güzel, yani çok yetenek isteyen bir iş. Hayretler içerisindeyiz ama bakalım. Onun dışında farklı ürünler de var. Evet, evet, evet. Çok da güzeller değil mi? Güzeller, evet. Hediye almak için bence çok elverişli bir yerdeyiz. Evet. Çok çeşit var. Çok çeşitler var, evet. Peki hala Trabzon'da kim var? Trabzon'da akrabalarım var. Şahsen bir ailecek Bursa'da yaşıyoruz. Trabzon'a gidip geliyor musunuz? Evet, fındık falan topluyoruz yazları. Trabzon'dayız. Çay topluyoruz. Evet. Buraya arkadaşımızla gezmeye geldik. Bursa'ya döneceğiz tekrar. Aynen. Peki, Trabzon'un neyi meşhur? Bize sayabilir misiniz? Trabzon'un bakırlar, orada da bakır var ama bu kadar yani fotoğraf şeklinde yok. Yani bunlar yapıldığını bekliyorum. Onun dışında? Onun dışında... Tereyağı değil mi? Tereyağı, tabii tereyağı, peynir. Ondan sonra keşanları var. Bir de altınları var işte. Altınların işlemeleri çok güzel oluyor. Üzüm yaprağı. Üzüm yaprağı. Karanalana. Evet. Muhlaması var. Hamsi? Hamsi vazgeçilmez tabii ki. Çok tüketiyor musunuz evde? Yani her hafta, haftada 3 kere falan olur yani kışın. Nasıl yapıyorsunuz? Mısırın unuyla yapıyoruz. Kızartıyoruz, öyle yiyoruz. İzledin mi? Evet, özledik. Allah tez vakitte ailene kavuştursun. Ağız tadıyla hamsi yemek tekrardan nasip i̇nşallah, olsun diyorum. İnşallah. Kimlere selam göndermek istersin? RT Şah TV aracılığıyla. Buradan aileme, anneme, babama, nişanlıma çok selam söylüyorum. Nişanlı mısın? Evet, nişanlıyım. Düğün ne zaman? 7 Eylül'de düğünüm var. Allah'ın izniyle, evet. Onları hepsini ellerinden tek tek öpüyorum. Kaynanama, kayınpederime selam yolluyorum. Kayınçama da selam yolluyorum. Bizlerden de tüm sevdiklerine, tüm yakınlarına selam olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Sevgili izleyicilerimiz, Yeraltı Çarşısı'ndayız. Halil abimizin dükkanına uğradık. Abicim nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben de iyiyim. Şöyle kısaca kendinden bahsedebilir misin? Peki, ismim Halil İbrahim Akkoyunlu. Erzincan'ın yerlisiyim. 18 yıldır da bu çarşıda bakır işlemeciliği ve el sanatlarıyla ilgili çalışıyorum. Hem ürünlerimizi burada
yerli yabancı turistlere hem de il dışındaki veya yurt dışındaki konuyla ilgili kişilere tanıtıp yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama maalesef tanıtım eksikliğimizden dolayı o anlamda biraz sıkıntımız var. Hem burayı çok iyi bilen yok hem de reklam ve ulaşım, iletişim anlamında biraz sıkıntımız var. Bu konuda gereken çalışmaları biz her ne kadar kendimiz yapmaya çalışsak da genel manada yetkililerden bu anlamda çok özverili bir çalışma olmadığı için bakırı ve bakırcılığı, bu işleme sanatını biz hak ettiği yere götürebildiğimizi çok düşünmüyoruz açıkçası. Reklamınızın yeterince yapılmadığını düşünüyorsunuz. Peki neler yapılabilir? Mesela buraya gelen yerli yabancı tur organizelerinin bir şekilde haberdar edilip çarşımızı gezdirilmeleri, işte ilimizde yapılan sportif faaliyetlerde gelen yine yabancı misafirlerimizin ve turistlerin burayla ilgili bir çalışma yapılarak gezdirme organizesi yapılabilir. İşte yurt dışına giden grupların organizasyonunu yapan firmaların, toplantıların, gidilen yerlere götürülecek örnekler ve numunelerle orada tanıtım çalışmaları yapılabilir. Ama bu konuda gerçekten iyi bir sanatımız, iyi bir işçiliğimiz olmasına rağmen ki şimdi çok iyi yerlerde olduğunu düşünmüyoruz. Gereken çalışmanın yapıldığını zannetmiyorum yani. Biz bu konuda biraz sıkıntılıyız açıkçası. Çarşı genel itibariyle durgun, bugüne mi özeldir, genelde mi böyledir? Şimdi çarşımız Erzincan'ın aslında göz bebeği olan bir çarşı. Neden derseniz, dışarıdan kim gelirse gelsin, özellikle mevsim itibariyle gezip göreceği çok fazla bir yer yok. Hani mesir alanları var ama bunlar il dışında. İl merkezde görülebilecek tarihi ve turistik anlamda işte sanatımızın yapıldığı, satıldığı bir alan anlamında gezilebilecek en güzel bir yer. Yalnız işimiz sezonluk olduğu için yazın 3-4 ay bir hareketimiz var. Kışın genelde böyle sakin oluyoruz. Sadece işte bazen asker aileleri, yemin törenleri, üniversite mezuniyet dönemleri hariç genelimiz durgun yani sakin. Anlıyorum. Dükkanında çok çeşit var abicim. Genelde müşteri tarafından neler tercih ediliyor? Aslında daha çok çeşitimiz oluyor da dediğim gibi şu an sezon itibariyle durgun bir zamanda olduğumuz için şu an aşırı bir mali yükünden dolayı mal çeşitliliğine giremiyoruz. Ama ihtiyaç olduğu kadar, elimizden geldiği kadar bir şeyler bulundurmaya çalışıyoruz. Ama genelde insanların, özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdikleri en önemli objeler el işçiliği, el sanatları ile ilgili. Yani el emeği göz nuruyla ilgili yapılmış olan eserlerdir. Normalde diğer ürünlerin birçoğu piyasada bulunduğu için hani dışarıda gördükleriniz zaten orada var. Biz buradan farklı bir şey götürelim. Bu da Erzincan'a özgü yöresel bir ürün olsun. Bu da tabii ki bizim el işçiliği, göz nuru olan bakır el sanatlarımız oluyor. Genelde o anlamda özel işçilik, el işçiliği olan parçalara daha çok ilgi var. Şurada bir güğüm dikkatimi çekti. Sanırım çok eski değil mi? Şöyle koymak istiyorum. Evet, eski bir parçamız. Kaç yıllıktır? En az 70-80 yılı var. El yapımıdır bu, yekparedir. Bakır kalaylı köy güğümü deriz biz buna. Tabii o dönemde çok iş görüyordu. Kullanım alanı çok genişti ama şu an... Ne amaçla kullanılıyordu o dönemlerde? Bununla genelde su taşınırdı. Hatta bunun içerisinde buna benzer kaplarda zahire saklanırdı. İşte yoğurt küpleri vardı mesela. Ama bu genelde su taşıma amaçlı kullanılan o döneme ait bakır dövme kalaylı güğümümüzdür. Peki şu an dükkanda bu aksesuar olarak mı koyduğunuz satılan ürünler arasında mıdır? Bunları genelde tabii ki satılan bir ürün. Yalnız çok sık hani satılan ya da çok sorulan bir ürün değil. Şöyle ki antika merakı olanlara, İşte böyle şark köşesi gibi parçalar bulunduranların sordukları oluyor. O zamanlarda bu ve bunun gibi benzeri ürünlerde bulundurup müşterinin talebine karşılık vermeye çalışıyoruz. Peki bunun fiyatı nedir? Bunun normalde biz şu an yenisini yapsak ki bunu yapabilecek şu an çok da ustamız, hali hazırda bir ustamız yok. Farklı bir işçilik var. Yani o döneme ait el işçiliğidir bu. Şu an yapmaya
kalksak en az 250-300 lira gibi bir maliyeti olur. Ama eski olduğu için hani kullanım alanı yok, sadece şu an göstermelik bir duruşu var. Dolayısıyla daha uygun rakamlara verdiğimiz oluyor. Eğreti Şah TV seyrediyor musunuz? Ya ben aslında çok televizyon seyreden bir insan değilim. Ama haberlerde güncel programları ve özellikle yöremizle, ilimizle ilgili olan haberleri tabii ki takip ediyoruz. Bunu da Eğreti Şah TV'den takip ediyoruz. Yayın akışı gayet güzel. İlimizi en iyi şekilde il dışında ve yurt dışında temsil etmeye çalıştığını da düşünüyorum. Biraz daha farklı alanlara, yöresel değerlere sahip çıkarlarsa daha iyi olacağını da düşünüyorum. Bu alanda yapılan çalışmalar için de teşekkür ederim. Ben de bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Eğreti Şah TV aracılığıyla selam göndermek istediğiniz birileri var mıdır? Öncelikle dünyanın her yerinde zulüm gören mazlumlara gönülden sevgimizi, muhabbetimizi ve selamımızı gönderiyorum. Rabbim onlara da bizlere de yardım eylesin. Onlara en dar ve zor zamanlarında ulaşamayan ve bunun mahcubiyetini yaşayan bizleri de affetsin. Onlara, bu zulmü yapanlara da en kısa zamanda kahru perişan eylesin der. Tüm ümmeti Muhammed'e sevgi ve saygılarımı sunarım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Şu anda bakıra işleme sanatını uyguluyorsunuz değil mi? Evet. İşlemenin ikinci kısmına geçtik. Kalem işi bitti, bir de başka bir versiyonu. Şu anda elinizdeki ürün nedir? Ne amaçla kullanılıyor? Bu saat. Duvar saat olacak. Evet. Akşama yolcu bunun. Ne kadar zamanda bitireceksin bu işi? Birkaç saat içinde bitirmem lazım. Birkaç saat içinde bitirmen gerekiyor. Çok da yoğunsun değil mi? Şehir dışına mı gidecek? Şehir dışına gidecek. Bekliyorlar. Onun için acil iş yapıyoruz. O halde biz sana kolaylıklar diliyoruz. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kal. Hoşça kalın. Sevgili izleyicilerimiz, Yeraltı Çarşısı'ndaki güzellikleri sizlerle buluşturmaya devam etmekteyiz. Gördüğünüz üzere hemen şöyle yanı başımızda çok eski ürünler, tarihi eserler bulunmakta. Bunları sizlere göstermek istiyorum. İyi, sağ ol Çoşkır ablacığım. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum abicim, sağ olasın, ben de iyiyim. Tanıyalım hemen seni. Benim ismim Yılmaz Aksoy. Yılmaz Aksoy. Kaç yıldır burada esnafsın abicim? 25 yıldan beri buradayım ben. 25 yıldır buradasın. Evet efendim. Ya. Neresin? Aslan buralı mısın? Esas köyü Molla Köyü. Molla Köyü? Allah razı olsun ablacığım. Nerede oturuyorsunuz peki? Şu anda da şeyde, Molla Köy'de değil değil yok, mi? Merkezde kalıyorsun. Ben merkezde. Evet. Yavuz Selim'de oturuyorum ablacığım. Peki.
bakırcılık işiyle nasıl tanıştın? Bavel bu abim yapıyordu, ondan yanında çalışıyordum. Oradan işte aldık yürüdük öyle. Aynen öyle. İşleriniz nasıl peki hala? Eski bir değil yani. Şimdi daha evvel, bundan 10 sene, 20 sene önce daha iyiydi. Şu anda yavaş yavaş düşüyor artık tabiri diğer. Yani bakır satılmıyor. Biz genellikle hep dışarının malını satıyoruz. Onlardan öyle yani ablacığım yani. Neden dışarının ürününü satıyorsunuz? Çünkü ucuz oluyor, ondan öyle yani. Bakır pahalı olduğu için bakır yani müşteri alamıyor yani. Genellikle öyle diğer normalde. Yani genellikle hep döküm arıyorlar. Yani onun dışında tabii biraz da şey satıyoruz biz böyle. Yani sıra böyle yani işte eskitilmiş mallardan var. Onlardan satıyoruz öyle diyen normalde. Eskitilmiş evet. Ürünler evet. Olarak neler evet, var? Evet. Şu dükkanın yan tarafındakiler size mi ait? Evet, bize ait efendim. Çok eski ürünler değil mi? Eski ürünler evet. He. En eski ürün kaç yıllıktır? Burada en eski yıllık öyle 100 yıllık var. Şu bizim Erzincan depelerinden var öyle diğer yani. Hemen bakalım seninle birlikte. Şu var ya. Şu. Evet bu. Şu. Evet. Nedir bu? Bu bizim Erzincan'ın öz depesi oluyor bu. Deppe? Deppe. İlk defa duyuyorum. Evet. Ne amaçla kullanılırdı? Su mu taşınılıyor? Biz buna su saçırdık, ayran, bir de artı çorba tarlaya götürdük efendim bir yer. Sen yaşadın mı? O dönemleri gördün. Gördüm. Kullandın mı? Kullandım, yaşadım. Evet. Gördüm. Peki bunda su içmek nasıl bir şey? Bu suyu... Serin tutar mı suyu? Çok serin, çok soğuk suyu bu. Özellikle çorba tarlalarda de, değil tabii, mi? Tabii tarlalarda. Su daha ısındığı için... Oluyor. Suyu serin. Daha serin yapıyor. Günümüz termosu evet. Yani. Aynen, aynen efendim yer yani normalde falan yani. Onun dışında hangi ürünleri çok satıyorsunuz? Şu şeyler var böyle, yine bunlar da var öyle diye normalde. Bunlar da eski değil mi? Evet, bunlar da eski böyle. Kaç yıllıktır? Normalde. Bunlar da 80, o civarda yani diğer normalde böyle diğer. Evet. Bunlar böyle yine ablacığım böyle. Eski kazlanmaları var bunların yine böyle diğer normalde. Evet. Otantik. Şöyle izleyicilerimizi eskilere götürelim. Evet. Valla bunların eskileri de var böyle diğer normalde. Evet. Belki de şu anda ekranları başında programımızı takip etmekte olan izleyicilerimiz anlatıyordur. Kimileri diyordur ki ben işte gaz lambasında ders çalıştım değil aynen mi? Öyle. Evet, evet tabii. Yani özellikle bunları babalar alıp götürüyor kızlarına veya diğer işte mesela çocuklarına anlatıyor işte. Ben buna ne kadar ders çalıştım ben. Daha elektrik yokken. Evet. Bunlar da yani böyle ablacığım. Siz de kullandınız değil mi? Biz kullandık ama biz yani gördüm ya o zaman bizim elektrik vardı Molla köyünde. Yani o dönemlerde ben kendime geldiğimde elektrik vardı. Ama tabii ondan sonra bunlar da ondan önce vardı yani normalde ablacığım öyle. Evet. Molla köyün yerlisi misin? Molla köyün yerlisi. Yerlisi. Evet he. Şunlar ne oluyor abi? Lokumluk değil mi? Bunlar küçük bir lokumluk olarak böyle diğer normalde. Evet. Bunlar mesela işte bu mesela diyelim ki şey dökümü bu şey bakırı. Bu 10 liraya geliyor, bu 5 liraya geliyor. Evet. Bunlar da. Bir de bunların işlemeli olanları var böyle diğer. Yani genellikle eskiden daha çok çeşitimiz vardı. Şimdi bayağı çeşit azaldı yani diğer normalde. Şu gaz lambasının fiyatı nedir? Fiyatı 60 lira bunların fiyatı ablacığım. Çok güzel. Kullanılmasa dahi aksesuar olarak eve konulabilir değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle evet. Almak lazım bence. Aynen. O arkada da sen yine aynı zamanda... Peki siz bu eski ürünleri nereden temin ediyorsunuz? Ben kendim temin ediyorum. Bir de halk size yani... satışını yapıyor mu? Alıyor musunuz? Öyle pek nadir öyle yani. Her adamdan almıyoruz biliyor musun? Öyle. Tanıdığım... Çok eski kıymetli ürünler olunca. Aynen. Öyle her adamdan alınmıyor yani. Yani bildiğimiz adamlardan alıyoruz onları biz ablacığım öyle diye. Bir de kendim bulup alıp getiriyorum yani ben. O da var yani diye normalde. Bunun fiyatı nedir abi? Bunun fiyatı 200 lira. 200 lira. Bu da 150'ye var. Yine bu da aynı 200 liraya var. Şu diğeri 225 liraya var. Çok güzel ürünleriniz var. Bunlar da eskiden böyle biliyorsun yani normalde. Yuvarlak tencere, kalaylı tencere. Çok güzel. Bunlar yemekleri çok farklı oluyor bunlardan yani. Yemeklerin tadı güzel oluyor değil mi? Çok farklı. Çok çok. Peki bunun kalayı... Bu tencere kullanıldıktan ne kadar süre sonra geçiyor?
tekrar bunu, yenilenmesini? Bunu 5 sene değil de 8 sene falan içinde bunu yeniden kalabilmesi lazım. İçinde bunu kırmızı çıktığı zaman yeniden kala ister. Evet. 8 yıl gider diyorsun. Evet, evet. İyiymiş. Evet, he. 5-6. Yemeği çok güzel oluyor diyorsun. Kesinlikle. Peki sizin evinizde var mı böyle tencereler şu anda? Sizin evimizde şu anda yoktur. Neden yok? Yemeği güzel oluyor diyorsun. Ama onu şimdi bilen alıyor, bilmeyen almıyor zaten normalde de işte. Şimdi hep genellikle o şey emsan diğer onlarla kullandıkları için bunları evde ama sen yani. Bunu biliyorsun. Yemek lezzetli oluyor, güzel oluyor diyorsun lezzetli. Ve evinde yok. Aynen bizim evimizde. Olmadı şimdi. Yani diğer normalde olmadı. Olmadı. Sen bunu eve götür bence. Aynen öyle yapalım. Bunda ne güzel olur. Allah razı olsun. Kuru fasulye, nohut. Olur mu? Olur değil mi? Neden olmasın? Hepsi. Hepsi. Sarma, dolma hepsi. Çok iyi, çok güzel. Evet. RT Şah TV aracılığıyla kimlere selam göndermek istiyorsun? Öncelikle sormak istiyorum. Gurbette yakınların var mı? Gurbette yakınlarım derken abim Gil var böyle şeyde efendim. Neredeler? İzmit'te, İstanbul'da, Antalya'da. Evet, çoğunlukla hep gittiler oraya zaten normalde. Selam göndermek ister misin onlara? Hepsine selam gönderirim efendim diğer. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler. Sağ olun. Sen de sağ ol abim. Hoşça kal. Sağ olun. Güle güle. Teşekkürler. Allah razı olsun. Güle güle. İyi günler efendim. Diye. Teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, Yeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyaretlerimiz devam etmekte. Abicim öncelikle hayırlı işler. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz, Allah'a şükür. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, bizler de iyiyiz. Cümlemize çok teşekkürler. Kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Ben Yeraltı Çarşısı esnaflarından İsmail Taş, Truva Bakır iş yerimizin adı. Burada bakır edyeli keşke üzerinde işletmemiz var. Bu ürünleri satıyoruz. Erzincan'ın yöresel ürünlerini daha çok satmaktayız. Bu şekilde. Dükkanınızı diğer dükkanlardan ayıran bir özellik var mıdır? Dükkanımızın biraz büyüklüğü bize bir avantaj sağlıyor tabii ki. Daha çok ürün çeşidi sergileyebiliyoruz burada. Bu da bize bir avantaj. Yani büyük olması her zaman bizim için daha iyi yani. İşleriniz nasıl peki hala? Vallahi işlerimiz şu anda mevsimsel olarak tabii ki biraz durgun. Bizim daha çok sezonluk olduğu için yaz aylarında dışarıdan gelen yerli turist dediğimiz insanlara yerli turist dediğimiz insanlara daha çok satış yapıyoruz. Onlar geldiği zaman Erzincan'a dışarıdan yabancılar ne kadar çok gelirse işimiz o kadar çok oluyor. Yerli halkıyla çok fazla bizim alışverişimiz az, az yani çok fazla olmuyor. Yabancının buraya gelmesi için tabii ki hem belediyeler hem başka esnaf odaları veya bunların koordine edeceği başka birimler buraya ne kadar çok yabancı çekerlerse şehrimize bizim işlerimiz o kadar iyi oluyor. Pekala, çarşıyla ilgili bir sıkıntınız var mıdır? Çarşıyla ilgilimiz, evet bir sıkıntımız var. Bizim çarşımız şu anda dışarıda yağmur yağıyor, görmüşsünüzdür. Damlatıyor maalesef. Yani biz gereken yerlere her zaman müracaatlarımızı yaptık. Yapacağız dediler, bekledik, yapılmadı. Biz en büyük sıkıntımız o. Çarşımızın üstünün damlamasının bir an önce yapılması. Yani biz gelen misafirlerden inanın ki utanıyoruz. Onlar bu şekilde yakıştıramıyorlar. Bu kadar yöresel ürünün satıldığı bir çarşı böyle olmaması gerekiyor. Biz en çok istediğimiz çarşımızın üstünün yapılması, bu damlamalara bir sorun bulunması. İkinci olarak da tanıtım olarak bir sıkıntımız var. Yeteri kadar maalesef ürünlerimizi tanıtamıyoruz dışarıya yani. Bu da bizim için bir sıkıntı. Mesela en son başkanımız sağ olsun orada dört yolda bir bakır görsel bir obje koydu. Onun bize çok faydası oldu. Biz bu objelerin çoğalmasını, şehrin değişik noktalarına koyulmasını istiyoruz. Girişlerde, çıkışlarda, Erzincan'ın giriş ve çıkışlarına bakırla ilgili bir takım objeler koyulabilir.
Mesela Bakırcılar şehrine hoş geldiniz denilebilir. Yani bu ne kadar çok tanıtım olursa bizim etkisi için mutlaka ki olacak. Olacak, evet. Tanıtıma ihtiyacımız var. Yani. Aldığımız duyumlara göre Sayın Belediye Başkanımız Cemalettin Baysoy Bey, Yeraltı Çarşısı esnaflarına bir teklifte bulunmuş. Çarşıyı yıkıp yenilemek adına. Evet. Esnaf kabul etmemiş diye biliyorum. Doğru, biz kabul etmedik. Neden kabul etmediniz? Çoğunluk olarak kabul etmedik. Şimdi bu bugünden yarına olabilecek bir iş değil. Yani bize sağ olsun başkanımız geldi, teklifini getirdi, böyle böyle yapalım dedi. Biz bir kere bu konuda biz hazırlığımız yok. Birinci şeyimiz o. Biz yer istedik. Yer konusunda muallak kaldı. Henüz sevilebileceğimiz yer yok denildi. Kaldı ki çarşımızın yıkılıp yeniden yapılmasını gerektirecek herhangi bir durum yok. Biz öyle bir şey görmüyoruz. Dediğimiz gibi sadece damlatma problemi var. Bunun dışında çarşı siz de gezdiniz, gördüğünüz her tarafı pırıl pırıl. Yeniden yapılmasının bize bir kat getireceği bir avantaj yoktur. Yani tadilat olursa size yeterli. Tabii ki tadilat kesinlikle yeterli. Bunun dışında bir ihtiyacımız yoktu. Kaldı ki dediğim gibi başta da hazırlığımız yok. Biz birçok arkadaşımız kredi kullanmış, borçlarımız var. Bizim dışarıda dayanabilecek şu anda gücümüz yoktur. Yani bir sene denildi bize ama bir sene de bitmeyebilirdi. Bu ikinci seneye sarkıttığı zaman bu ikinci sene, iki sene dayanabilecek, dışarıda dayanabilecek gücümüz yoktur. Bu uzun vadeli bir iş ancak olabilirdi. Esnaf arkadaşlarımıza denilebilir ki 3 sene sonra kendinizi hazırlayın. Misal diyorum yani bu başka şekilde de söylenebilir. Esnaf arkadaşlarımız ona göre kendini ayarlayabilirlerdi. O zaman bir karar alınabilirdi. Ama biz işte yıkacağız, baharın hemen boşaltın denirse bu olacak bir iş değil. Çarşımızın damlatmasından başka yani hiçbir problemi yoktur. Çarşımız Erzincan'ın en bilinen çarşıları, yabancıların direkt geldiği bir çarşı. Bu sene yıkılma senesinde bir sene, iki sene dışarıda kaldığı zaman buradaki bakırcılığı bile rikse sokabilirdi. Dağıtım olduğu zaman herkes bir köşeye gidecekti. Bir daha bu insanları toparlamak da zor olurdu. O yüzden çoğunluk olarak istemedik ve halen de sol olsa biz yine istemiyoruz yani. Bizim çarşımız sadece ufak bir tamiratlarla hizmetine devam edecektir yani. Tanıtım ve tadilat. Başka bir ihtiyacımız yoktur yani. Ereti Şah TV seyrediyor musunuz? Zaman zaman seyrediyoruz. Tabi akşamları özellikle eve gittiğimizde denk geldiği zaman seyrediyoruz. Gamze Yollarda'yı seyrediyor musunuz? Tabii ki seyrediyoruz. Programımız çok güzel. Köylere gittiğinizi görüyoruz. İnsanlarla birebir ilişki kuruyorsunuz. Onların hayatlarını konu ediyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz programı? Gayet güzel. Yani farklı insanlara dokunuyorsunuz. Farklı yaşamlara dokunuyorsunuz. Bizim yöresel insanlarımız sonuçta bunlar. Yani memnuniyetle izliyoruz. Devamını da istiyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum abicim zaman ayırdığın için. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Müşterileriniz de geldi bu arada. Bereketli olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ereti Şah TV'de bu ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Yeraltı Çarşısı'ndayız. Esnaf ziyaretlerimiz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şu anda gelinlikçideyiz. Ablacığım merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim sizler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Benim ismim Gülay. Senelerdir bu sektörün içindeyim. İşimi seviyorum, severek yapıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İnsanlara hizmet verdiğiniz için ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben de gelinliğimi buradan almıştım. O güler yüzünüz her zaman var olsun diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet.
Ablacığım dükkan çok güzel. Neden çok güzel? Beyaz. Safa isim geliyor. Beyazların içindeyiz. Gelinliklerin içindeyiz. Çok modelleriniz var. Evet. Erzincan'a çok tercih edilen bir gelinlikçisiniz. Evet, çeşidimiz bol ve herkesin isteğine göre, herkesin düşündüğü modeli yapıyoruz. Her genç kızın hayalindeki gelinliği icra edebilir misiniz? Tabii ki. Evet, yapıyoruz. Erzincan dışında farklı yerlerde de şubeleriniz vardı diye biliyorum, evet, değil mi? İstanbul'da evet birkaç şubemiz var. Orada da yine dikimler var, atölyelerimiz var. Yapıyoruz. Burada da özel dikim yapıyorsunuz. Tabii özel dikim yapıyoruz. Artı mesela kendisi özel bir model getirdiği zaman onu da dikiyoruz. Sınır yok yani. Evet, dediğim gibi ben de gelinliğimi buradan almıştım. Özel dikim olmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çok da güzeldi. Yapanların ellerine, kollarına sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Evet. ERT Şah TV programını seyrettiğini söyledin. Evet. Nasıl buluyorsun programımızı? Çok güzel valla. Evet. Yöreleri de geziyorsunuz. Çok beğeniyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Var mıdır sizin de gurbette sevdikleriniz, yakınlarınız, uzaklarda? Tabii ki. Selam göndermek tabii istediğiniz birileri? Toplu göndereyim herkese. Yani izleyen herkese. Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Yeraltı Çarşısı'nın en eski esnaflarından Kadir Usta ile birlikteyiz. Amcacığım nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işleriniz? Gidiyor beraber. Gidiyor. Yıllardır bu işi yapıyorsun. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Kaç yıl? 61. Kaç yıl? 55. 58 sene. Bayağıdır bu işle uğraşıyorsun. 58 sene tabii. Evet. Peki hala işleriniz nasıl, yolunda mı? Vallahi terzilik zaten öldü. Bu konfeksiyonun bu vaziyete geldi. Terzilik öldü. Yani biz şimdi son dişlinin son demlerindeyiz. Biraz burada vakit geçiyoruz işte. Bir uğraş değil mi? Yani evde dursak olmuyor. Evet. Peki tamir mi yapıyorsun? Bir kıya baştan dikebilir misin? Evet, her şey. Hizmet veriyor musun? Hizmet sadece gömlek üzerine veriyorum. Sadece gömlek. Başka yok. Onun dışında tamirini yapıyor musun? Ben yok. Sadece gömlek yapıyorum. Sadece gömlek. Kumaşını getiriyorlar, ölçüsünü alıyorsun, gömleği dikiyorsun. Evet. Eski ütüm var mı? Bu eski ütüm dedim. Ya yoktu ya, dur bakayım. Ya yok. Eski esnaf olduğuna göre şöyle eski ütün var mıdır diye sormak istedim. Ne yapıyoruz burada? Şurada yapıyoruz. Görüyorum ütü var fakat yeni. O ütü, eski ütü yok. Eski ütü şu anda atıyoruz tabi. Onu kim kullanacak, kömür ütüsü? O yok ya. Taş ütü mü derler? Kömür ütüsü. Kömür ütüsü yok. Onda bitti. O çoktan bitti. Eskiden kullanıyordum. Çok eskiden kullanıyordum tabii. Çok eskiden kullanıyordum. Kömür, marsul falan içinde kömür yakıyorduk. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş diye bir söz işte var. İşte evet. Ben de bunu... Gerçek midir? İşte ne diyorlar, bilmiyorum artık. Bence? Diker. Dikiyorsun diker, değil mi? Diker tabii, ayıp olur ya. Yani bilerek bir diş olmaz, diker. Peki hala sen gömleklerini kendine dikiyor musun, satın alıyor musun? Tabi bak, bu kendi imalatımız bunlar bak. Kendin dikiyorsun, ne kadar güzel. Tabii. Sana hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşınız nereye gitti? O kaçtı. O da izliyormuş bizleri. Çünkü biz içeri girdiğimizde bu kızımız bu işi bayağıdır yapıyor falan dedi. Ne sen, ben sana tanıyayım demek o. Demek ki bizi izliyor. Evet. Buradan selam olsun ona ve yakınlarına, size tüm sevdiklerinize. Size de hayırlı günler, hayırlı işler dilerim. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ ol. Abicim merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Biz Artvin'de yaşıyoruz. İsmim Ali Rıza Güney. Arkadaşlarımız vardı. Hem Erzincan'ı görmeye hem onları ziyaret etmeye geldik buraya. Geziyoruz. Nasıl buldunuz Erzincan'ı? Ha, çok güzel. Artvin'den sonra her yerin düz olması bizim için gayet güzel yani. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa. İlk defa, evet. Ailece geldiniz sanırım. Evet, ailece geldik. Gelmişken bir Erzincan hatırası alalım dediniz değil mi? Evet, daha yapıyoruz öyle. İsim ne çocuğun? Gökalp. Söyler misin? Gökalp. Gökalp. Nasılsın? İyiyim. Baban sana hediye mi aldı? Evet, hediye aldı. Bancama yağdı. Ne aldı? Bu silah aldı, bu silah. Silah aldı. Beğendin mi? Evet, beğendim. Ay, Allah bağışlasın. Amin, sağ olun cümlemizi. Abicim, Erzincan kanalı, ERT Şah TV'desiniz. Kimlere selam göndermek istersiniz? Vallahi nasıl diyeyim, herkesin günü güzel geçsin, her şey herkesin gönlünce olsun. Bütün bizi tanıyan eş dost arkadaşlara selamlar. Çok teşekkür ediyorum, iyi günler. Çok sağ olun, kolay gelsin. Sevgili izleyicilerimiz, Yeraltı Çarşısı Çaycısı ile birlikteyiz. Merhabalar. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. İsim nedir? Emre. Sevgili Emre, burada çaycılık yapıyorsun. Evet. Çalışıyor musun, işletme sahibi misin? Çalışıyorum. Daha doğrusu çalışmıyorum. Şu anda emanetçiyim. Öyle mi? Evet. Geçici olarak bakıyorsun. Evet. Çay kazanınız çok güzelmiş. Buraya yakışır bir şekilde. Aynen. Değil mi? Aynen. Burada hep biliyorsunuz bakır işleri var. Evet. Kazan da bakır, demlikler de bakır. Kahve fincanlarımız var. Onlar çarşıya yakışmış yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki işletme sahibi kimdir? Ahmet Akpınar, Coşkun Aydoğdu. Şu anda burada yoklar. Sen ne kadar süre bakacaksın buraya? Bir saat kadar daha buradayım. Bir saatliğine buradasın. Yokum, aynen. Normalde ne iş yapıyorsun? Öğrenciydim. Okulu bitirdim. Şu an çalışmıyorum. Hangi bölümü okudun? Raylı sistemler. Nerelisin? Erzincanlıyım. Köyün var mı? Yaylabaşı. Yaylabaşı. Aha, Yaylabaşılıyım. Çok güzel. Güzeldir sizin oralar değil mi? Güzel, güzel. Kayak merkezi var. Evet. Şimdi kış geldi. Kar yağdı. Seviyor musun kayak yapmayı? Seviyorum. Çocukluğumdan beri de yapıyorum. Yapıyorsun. Evet. Erzincan içinde güzel bir değer değil mi? Aynen öyle. Buraya da Ergan Kayak Merkezi'ne de yerli yabancı turistleri bekliyoruz her zaman. Evet, güzel bir mesaj verdin. Tebrik ediyorum seni. Bu kadar söyleyeceklerim. Gelip görmeye değer bir yer değil mi? Aynen öyle. Evet. ERT Şah TV aracılığıyla birilerine selam göndermek ister misin? İstanbul'da arkadaşlarım var. Üniversite okuyorlar. Kaan Karslı, Buğra'nın aşkın. Onlara çok selamlarımı yolluyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Sen de kendine iyi bak. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Bir saat de olsa. Sağ olun, iyi günler. Sağ olasın. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de iyiyim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Güngör Kaner, Erzincanlıyım. Esnaflık yapıyoruz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Çay ocağı. Az önce soruyordum işletme sahibi mi diye, kimseden ses çıkmadı. Ben duymadım. Fark etmez, burası bizim kardeşimizin yeri. Biz yukarıdaydık, sattık, şimdi buraya takılıyoruz. Evet. İşleriniz nasıl? İşler biraz kesat.
Sıkıntı. Kaç tane çay satıyorsunuz günde? Belli olmuyor. Mesela aşağı yukarı? 300-500. Yaz sezon oldu mu daha farklı oluyor. Peki, esnaflara mı çay satıyorsunuz? Yoksa ki özellikle sizin çayınızı içmek için buraya gelenler oluyor mu? Esnafa da satıyoruz. Özellikle içmeye gelenler de oluyor. O değişiyor. Çayın dışında ne var? Türk kahvesi var. Türk kahvesi var. İçeceklerimiz var. Soğuk içecekler. Sıcak içeceklerimiz var. Dondurmamız var. Tostumuz var. Gözleme falan yapıyoruz. Zamanı olduğu zaman. Öyle uğraşıyoruz. Çeşit çok yani. Çok. Evet. Çarşıyla ilgili sıkıntılarınız var mı diye soracağım ama görülen köy kılavuz istemez misali. Şu anda şırıl şırıl yağmur yağıyor ve buraya da damlıyor. Evet ve de Erzincan'ımızın en güzel bir çarşısı diyelim buraya. İşte gördüğünüz gibi yakışıyor mu bilmiyorum artık, size sormam lazım. Umarım giderilir bu sorunlar. İnşallah. Havuzumuz yapılacaktı, bu arada yapılmadı. Kenarlarımız yapılacaktı, havuz kenarları yapılmadı. Beklentimiz var belediyeden. İnşallah kısa bir süre içerisinde sıkıntılarınız giderilir. İnşallah. Yağmurlar akmaz. Müşterilerimizin kafasına böyle masalara, halılarımızın üstüne. Aslında çok güzel bir yer. Yağmurun sesini dinliyoruz değil mi? Yağmurun sesini dinliyoruz. Ama daha güzel dinlesek olmaz mı yağmurun sesini? Şimdi yağmur damlamasa biz sadece sesini dinlesek sesini çok daha iyi olur. Daha güzel olur. Kameraman abimiz ıslandı mı acaba? Değdi mi abi? Islanmış. Islandı. Çok teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Eyrete Şah TV'yi izliyor musunuz? Yayın akışını nasıl buluyorsunuz? Erzincan'ın ulusal kanalı, değerimiz. Vallahi izlesem desem yalan olur. Neden izlemiyorsunuz? Pek televizyon izlemiyoruz yani biz. Vaktimiz olmuyor daha doğrusu bu işlerden dolayı. Yorgun gidiyoruz eve. Şey yapıyoruz, istirahat ediyoruz. O halde bundan sonra daha duyarlı olalım. İnşallah. Vakit ayırmaya çalışalım, olur mu? İnşallah. Tabii belediye bizim isteklerimizi yerine getirirse daha güzel olur. Her şey karşılıklı biliyorsunuz. Bu kadar. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cümlemize çok teşekkür ediyorum. Çalışan mısınız? İşletme sahibi misiniz? İşletme sahibiyim. İşletme sahibisiniz. Ne kadar süredir burayı çalıştırıyorsunuz? Aşağı yukarı 13-14 yıl gibi. 13-14 yıl gibi. Bayağı uzun bir süre. Evet. Çok da gençsiniz daha. Teşekkür ederim. Evet. İsim neydi? Fatih. Fatih Bey. Memnun olduk bu arada. Biz de memnun olduk. Evet. Satışlarınız nasıl? İyi, şükürler olsun. Tabii şu an biraz kış sezonu olduğu için kış aylarında Erzincan biraz işler durgun oluyor. Yine iyi, şükür, fena değil. Hamdolsun. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah hayırlı işler, bol kazançlar nasip etsin. Çok çeşidiniz var değil mi? Çeşidimiz evet, full çeşit çalışıyoruz. Tabii müşteri açısından da çeşit olması çok önemli. Onun için çeşit, yani iş biraz düşük olsa bile çeşitimizi full tutmaya çalışıyoruz tabii ki. Peki hala kameraman abimizle tanışıyor musunuz? Tanışmıyorum. İlk defa mı tanıştınız? Evet. Sanki böyle dükkana girerken daha önce tanıdığınız biri gibi bir muhabbete başladınız. Ben de daha öncesinden tanıştığınızı düşündüm. Demek ki bu da sizin güler yüzlülüğünüzle alakalı bir durum oldu. Erzincanlılar olarak tabii ki biz güler yüzlü olmamız lazım. Esnaf olarak da tabii ki öyle. Bir de tabii Erzincanlı olarak da bizde bir sıcakkanlılık olur her zaman tabii ki. Onun için biraz sıcakkanlıyız tabii ki. Pekala, kameraman abimize hangi kazak yakışır? Kazak almak istesek. Vallahi abim genç, fit, yani ne giyse yakışır tabii ki. Mesela ona nasıl bir kazak önerirsin? Mesela örnek verelim. Böyle bir şey yakışır abimize. Kazaklarınız çok güzel, çok kaliteli gözüküyor. Evet, ne kadar güzel bunun rengi. Kazaklarımız güzel. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Bizim amacımız da farklılığı getirmek tabii ki. Peki nereden getiriyorsunuz? İstanbul'dan getiriyoruz. İstanbul'dan getiriyoruz. Çalışıyoruz, evet. Çok güzel, gerçekten dokunduğumuzda bile anlayabiliyoruz. Aynen.
Her şey yolunda gider umarım. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız amin, olur. Cümlemize, bütün esnafa Allah yardım etsin. Evet, var mıdır sizin de sıkıntılarınız? Ya şimdi kış sezonu tabii ki sıkıntılarımız oluyor. Biz yani Erzincan'da sezonluk yani çalışıyor. Yazın gurbetçi falan daha hareketli oluyor. Kışın tabii ki biraz daha pay biraz daha küçülüyor tabii ki. İşte böyle ne bileyim çeşitimize falan farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Böyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bazı esnaflarımız reklamımızı yapamıyoruz diye söylemlerde bulundular. Doğrudur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani yapamıyoruz. Biz de tabii ki elimizden geldiği kadar. Şimdi bizim en iyi reklamımız kendi müşterimiz tabii ki. Çevreyle alakalı aynen, bir şey değil mi? Çeşitimizde olacak şey bu tabii ki. İşte müşteri geldikçe o onun reklamını yapıyor, onun reklamını yapıyor. Öyle ayakta kalmaya çalışıyoruz tabii ki. En güzel reklam da bu reklam tabii ki. Kesinlikle. Kalıcı en azından aynen, değil mi? Yani ürün memnuniyeti bunlar önemli şeyler tabii ki. Evet, vicdan olarak da. Aynen. Kesinlikle katılıyorum ben size. Erit Eşah TV aracılığıyla birilerine selam göndermek ister misiniz? Aileme selam göndermek isterim. Nerede aileniz? Ya burada da yine tabii onlara selam göndermek evet. isterim. Bütün nerede sevdiklerim, yaşıyorlar? Bütün, merkezde mi? Evet, bütün müşterilerime selam göndermek isterim tabii ki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlerden de tüm yakınlarınıza, tüm müşterilerinize, ailenize selam olsun. Selam olsun. Evet. Sağ olun, iyi günler. İyi günler, sağ olun. İsmail abicim merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Yaptığın işten bahset. Yani yaptığım ben tekstil işiyle uğraşıyorum. Perde. Tül perde satış evet. yapıyorsunuz. Hı-hı. Aynı zamanda store perde değil mi? Biraz store, rustik, işte tül, model ne isterseniz var perdeyle ilgili. Çeşitlerimiz çok diyorsun. Evet. Ne kadar zamandır uğraşıyordun bu işle? Yani Erzincan'da 2002'den beri, daha öncesi de var tabii, ortalama yani şöyle söyleyeyim bir 20 senemiz var. 20 senemiz var. Daha önce farklı bir şehirde uğraşıyordun o halde. İstanbul'daydım. Aha, 2002'den sonra buraya geldim. Peki Erzincan'a neden dönüş yaptın? Neden dönüş yaptım? Herhalde yani bilmiyorum ki İstanbul'dan sıkıldığımdan dolayı herhalde derim yani. Erzincanlı mısın? Erzincanlıyım, Kemahlıyım. Kemahlı. İşleriniz nasıl? İşler bu aralar durgun. Yani son iki aydır bayağı bir durgun. Neden durgun? Yani bilmiyoruz ki herhalde ekonomik durumdan dolayı. Tabii biraz da kışın da etkisi oluyor. Artık da hani kış geliyor. Ondan dolayı da bu aylarda oluyordu. Ama bu sene biraz daha erken başladı. Hangi aylarda işleriniz çok daha iyi oluyor? Yazın 7. 8. aylar daha yoğun oluyor. Evet. O aylarda. Veya ev yapmakta yani bu olan sene, müşterileriniz olmalı. Tabii ki hani yazın genelde hani evlenenler de çok oluyor. Hı-hı. Evlerine taşınanlar çok oluyor. Kuranlar oluyorlar. Aynen öyle. Evet. Peki hala yeni ev kuranlara seslenelim buradan. Yeraltı çarşısına gelirlerse sizinle tanışsınlar. Güzel İsmail efendim. Abimiz yardımcı olsun sizlere değil mi? Her zaman. Her zaman. Selamımızı getirsinler. Gamze yollardan selam getirdik. Bekleriz. Size yardımcı olun diye. Fazlasıyla yani gerekeni yardım. Yaparsınız değil mi? Ha, tamam. Tamam. Pekala İsmail abicim programı seyrediyorsun. İzliyoruz. Nasıl buluyorsun? Çok güzel. Genelde hani böyle köylerde falan yaptığınız programlar çok hoşuma gidiyor. Hani izliyorum. Eşim de çok izliyor hani. Yani birçok insan herhalde izliyor çünkü duyuyorum ben bazen. Hani güzel programlar yapıyoruz. Güzel bir izleyici kitlemiz var. Bizleri izleyen, bizleri takip eden, bizleri onur eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes sağ olsun, var olsun. İzleyicilerimiz bizlerin baş tacıdır. Onlar iyi ki var diyorum. Bizler de onlar sayesinde ekmek yiyoruz. Evet, eşiniz programımızı izliyor. Eşinize, yine kaynananız izliyor biliyorum. Buradan Avcılar Köyü halkına. Doğan dedeye, eşine sevgiler, selamlar olsun. Yine programımızı izlemekte olan herkese selamlarımı gönderiyorum. Ben de herkese selamlarımı gönderiyorum buradan. Beni tanıyan herkese. Evet, müşterilerinize de selam olsun diyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Nerede sağ olun.
Abicim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. İşte uğraşıyoruz böyle bakırcılıkla. Bir şeyler evet. yapmaya çalışıyoruz. Erzincanımızın biliyorsunuz en başlıca gelir kaynaklarından biri olan bakırcılığı yaşatmaya çalışıyoruz. Elinize, kolunuza, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun sizin sayenizde. El emeği göz nuru dediğimiz olay değil mi? Evet, evet, evet. El emeği göz nuru. Çok hassas bir işçilik istiyor. Maalesef yani dikkatli olacaksın, hata yapmayacaksın, hatayı kapatmak için de bayağı uğraşırsın hata yapıldığı zaman. Yapılan hata da çok belli olur değil mi? Tabii, tabii. İnci iş olduğu için hatalar anında hemen belli oluyor. Onun için ustalık gerektiren bir şey. Biz de artık 45 yılımızı doldurduk bu işte. Yani yarım asıra dayandık. 45 yıl tabii, demek, dile kolay. Eskiden ortaokulda okuduğumuz zamanlar işte hem harçlık yapardık, işleme yapardık. Bunun sayesinde bugünlere geldik, şükürler olsun. İsim neydi abi? Orhan Yeni Dünya benim ismim. Evet, memnun oldum Orhan abici. Memnun olduk, hoş geldiniz, sağ olun. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. İlgi ve alakanızdan dolayı. Erete Şah bu konuda yani gerçekten hizmetini yapıyor, teşekkür ediyoruz. Nasıl buluyorsun programlarımızı, izlediğini söyledin? Yani bölgesel olarak yapılan programlar gerçekten güzel, seçilmiş, izlenebilir programlar. Onun için başarılarınızın devamını diliyorum. Bizim işlere de böyle ilgi gösterdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun. Da dışarıdan izleyenlerin hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Eyvallah. Sizin de yakınlarınız izliyormuş selam değil mi? Göndereyim. İzmir'den Osman Yeni Dünya, Aysel yengem, Sabriye ablam, Samime ablam yine de bol selamlar. Evet. Bizlerden de selam olsun. Programlarımızı seyrediyorlarmış. Teşekkür ediyorum bu alanda. Sürekli evet. Siz bu mesleği kimden öğrendiniz? Ben kendi mesleğimiz. Babamız bu meslekte bir alakası yok. Yani baba mesleği falan değil. Biliyorsunuz 70'li yıllarda bu iş Erzincan'da popülerdi. Gerçekten popülerdi. Biz de o akıma kapıldık. Öğrendik gittik öyle. Bırakmadık. Yani yaklaşık 45 seneyi geçtik şu anda. Devam ediyoruz çok şükür. Peki sizin yetiştirdiğiniz ustalar var mı? Var var, bayağı var. Şu anda usta yetiştirdik. Onlar devlet işine girip devlet dairelerinde çok yüksek şeyde müdürlerimiz bile var. Bu işi yapıp da gidip başka işlere giren. Ama biz sonunu getiriyoruz inşallah. Yani sonu gelmemesi için uğraşıyoruz. Evet. Güzel eserler. Güzel. Elinize, yüreğinize sağlık diyorum. Size sağ olun. Biz size ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağ olun. Erete Şah olarak gerçekten bu işe biraz şey yapıyorsunuz. Tanıtımında faydalı oluyorsunuz. Bizim de elimizden gelse de size destek olsak ama işlerin az oluşundan bir şeyler yapamıyoruz yani. Düşünmeniz yeterli. Sağ olun. Sağ olun. Güzel düşünüyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bu anlamda da Allah hayırlı kazançlar nasip etsin inşallah sizlere. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizlere de hayırlı programlar dileyeyim inşallah. Başarılı, hayırlı programlar dileyeyim. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bilmiyorum yani. Sağ olun abicim, teşekkürler. Ben sizi şöyle işinizde baş başa bırakmak istiyorum. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalın. Türkiye'ye selamlar. Sağ olun. Erete Şah'ı izlemeye devam. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, şöyle gördüğünüz gibi çok güzel yüzüklerimiz var. Gamze Hanım, yüzüğün bir tanesini de size hediye edelim. Çok teşekkür ediyorum abicim. Çok sağ ol. Kamera arkasında da çok ısrar ettin bir tane hediyemiz olsun diye. Ben ısrarlarınıza dayanamayacağım. Bir tanesini hediye olarak alıyorum şöyle. Kesenize bereket, Allah yerinde olursun. Razı olsun. Teşekkürler, hayırlı günler. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum, hayırlı programlar. Teşekkürler. Thank you.
Sevgili izleyicilerimiz, yine bir Gamze Yollarda isimli programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızın sizlere ulaşmasını sağlayan sevgili yöneticilerim Sayın Şah Rıza Dağ, Birol Dağ, kameraman abimiz Sebahattin Kaplan'a, genel yayın yönetmenim Yalçın Kökteş'e, kuaförüm İstanbul Bayan Kuaförü'ne, yine değerli sponsorum Kök Cakibabı'na ve siz kıymetli izleyicilerime kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki hafta farklı bir yerde görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Gamzeli allı, dili şekerli ballı, hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Alına, aldaşın olan yoluna, yoldaşın olan canına, candaşın olan benim yarim Erzincanlı. Alına, aldaşın olan yoluna, yoldaşın olan canına, candaşın olan benim yarim Erzincanlı.